Edirne kapıdayız. Şehitlikten geçiyoruz. Otobüsten biraz çekmek istedim. Karşı taraf hava şehitliği. Teyze yeğen el ele kol kola yürüyorlar. Geldik ablamın sokağına. Burası Gazi Osman Paşa. Hadi al ne alacaksan. Tadeli mi aldın? Hep bizim mahallenin çocuklarını çekecek değilim ya. Biraz da ablamın mahallesinin çocuklarını çekeyim. Nerede? Diyetisine de varmış. Demek ki ablam gizli gizli buraya gidiyor diyet yapmaya. Kaç basıyor arada? Kendimi zor attım. Bunlar neymiş acaba? Klimanın kumandası, televizyonun kumandası, müzik setinin kumandası, bir kumanda daha var. Bilmiyorum neye olduğunu. Burası ne kadar sessiz. Bizim Zeytinburnu ne kadar sesli. Çocuk sesine oturulmuyor yaz olunca. Yatağımı kapatayım mı? Buraya çekim yapar mısın? Çık. He? Aa. Yapmaz mısın? Müstehcen diye mi? Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ay ev çok sıcakmış ya, dışarısı çok soğuk ama. Dışarısı soğuk, evin içi sıcak. Üstümü de kalın giydim, şimdi şey oldum, pişman oldum. Altım ince üstüm kalın. Çabuk geldik. Evet. Oyalanmadık. Kumandaları dizmişsin asker gibi. Bunlar ne biliyor musun? Şey sırasına göre. En çok elimin altında olanlar bunlar. Sonraki bu, sonraki bu. Bu neyin? Bu şeyin. Müzik setinin mi? Klimanın. Televizyonun. O da televizyonun.
Çorap vereyim mi? Aa, ben çıkardım, çok sıcak. Ayaklarım yanıyor. Ay. Çıplak ayaklı olmayı çok seviyorum. Ben yaz da olsa kısa çorap giymeyi seviyorum ama. Evde giyiyor musun? Aha, ayağım üşüyor sanki. Ne alışkanlık mı bilmiyorum. Doğrudur. Çok sessiz geldi burası bana, bak hiç ses yok. Böyle bizim ev hem çok sessiz, mahallede de çok ses olmaz. Demek annem sıkıldı burada sessizlikten. Diyor ki hiç kimse yok mu burada diyor. Hiç diyor, ne kapı çalıyor, ne binanın içinde ses var, ne dışarıda ses var diyor. Çok sessiz. Ev de çok sessiz ya, o yüzden. Bizim orası çok sesli. Hele yazın. Kim kime dunduma. Annem o sesli, o kalabalığı seviyor. Çok gürültüyü ben çok sevmiyorum. Alıştığım için belki de. Evet. Sessizliği. Ablamın meşhur pilavı. Pilav dinliyor hanımefendi. Ablamla rahmetli eniştemin gelinlik fotoğrafı. Keman. Keman sever misiniz arkadaşlar? Ablamın kızı keman çalıyor. Fotoğraflar. Ablamın kızı ve damadı. Bu da rahmetli eniştem, ablam kızı. Bu da rahmetli eniştem. Mekanı cennet olsun. Neredesin kız? Buradayım. Aa, ben de seni arıyordum. Ben hep bu koltukta otururum. Tam televizyon. Evet, gelir gelmez ben de ona oturdum. Ben bunu çok seviyorum. Hiç ne onda ne bunda oturmam. Resimler ne kadar güzel. Resim çok var ortada. Evet. Ne güzel çiçek bu. Bu dolu mu? Dolu. İçeceğim inşallah. Ne zaman? Biraz zamanı var. Deniz, sıkıldın mı? Sıkılmış gibi duruyorsun. Oynasana telefonunla. Yatak odasının yatağı. Ne güzel resimler. Bu resimler hep tozlanır. Bir de bunların toz almakla uğraşıyorsun. Evet, toz alırken tek tek siliyorum. Ablamın kızı ve damadı. Az önce de söylemiştim. Bu da gelinlik fotoğrafları. Döndür. Bu akvaryumun içindeki balıklar nerede? Uyuyor. Var mı içinde balık? Var, göremiyorsun sen, çok küçük. Aa, yok ki. Kumun içinde. Kumun içine niye girsin? Yok, içindeki balıklar öldü onun. Odasına gir istersen kızım. Sizin kızınız kız, sizin kızınız kız değil. Burası kızımın odası. Oyuncakları ben hep sakladım onu. O be. Çektik, ne güzel. Bak aslında sürprizi. Süper. Hangisi? Bu mu? Hı hı. Bu? O benim. Aynı mı modelleri değil? Hı hı. O da aynısı. Çok güzel. Kim bilir kaçadır şimdi o süpürge. Tarihi de anlat bence. Bu tarihin. Sen anlat. Sen sor. Ne yapıyorsun? Evet. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Fincanların çok güzel. Teşekkür ederim. Türk kahvesi içmeden olmaz zaten. Kahvesiz olur mu? Günün ve anlamını özetlemek için Türk kahvesi içmek lazım. En sevdiğim. Özellikle de bu saatlerde. Makinenin de suyu bitmiş bak. Yeni gördüm. Tek kişilik makinelerde su yok biliyor musun? Suyunu biz veriyoruz. Sen veriyorsun. Evet. Bunun haznesi var. Aşağı yukarı 1,5 litre falan su alıyor. Oo, bayağı alıyor. Hı-hı. Yani şunun bir dolusunu alıyor. Oldu kahvelerin. Evet.
mis gibi. Bize afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Belkıs'ı koy kahve içerken. Sevemedim kara gözlümü. Oo süper, harikasın vallahi, bir tanesin. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Ben de sevemedim kara gözlümü doyunca. Bakalım sana baktan bir çift göz ver olayım sevgilim. Ver. Şerefe. Bugünün şerefine. Tarih nedir abla? Bu eniştenin öldüğü gün, ay ve yıl. Evet. O gün yazıldı. 5,5 senedir böyle duruyor. Bu takvim buradan hiç oynamadı. Bu sayfada hiç oynamadı. Anladım. Bak bu yazılar hep o döneme ait, tutuşturmuşuz duruyor. Kendi gidiyor, anıları kalıyor işte. Biliyorum bunlar, o günü, o tarihi. Bunu o getirmişti. Saati bile yazıyor 3-10 geçe. Bizim evde çok müzikli şey var. Evet. Atlı karınca. Burada da var. Sen kendin de seviyorsun böyle şeyleri ama. Evet. Bak burada da gelin damat var. Sesler birbirine karıştı. Çok iyi bir şey yapmışlar gibi gelin damat fanusun içinde dönüyorlar. Sesler karıştı. Evet. Bak şurada peteğin üstünde takılı bir tane daha var. Aa, bu fotoğrafı ne kadar güzel. Hangi ressam yaptı bunu? Özel yapımı. Benim için özel çalışılmış. Süper vallahi, çok güzel. Onu beğendim. Onu benim haberim olmadan yapılmış ama benim resmim. Hediye edildi değil mi? Bana aynen sürpriz. Bu şekilde paketlenmiş geldi. Evde yoksun ama mutfağı tertemiz bırakmışsın. Böyle bırakılması gerekiyor zaten. Kapıdan geri dönerim. Gene unuttuğum bir şey varsa makinenin içine koyar öyle çıkarım. Çok tabii ki ekstrem bir şey olmadı takdirde. Hastanelik bir durum olmadı takdirde. Bunu yeni almıştın değil mi sen mikrodalgayı? Hı hı. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bu ekmek makinesi mi? Ekmek yapma makinesi. Televizyonum. Çok güzel. Tertemiz, derli toplu. Böyle düzeni çok seviyorum. Her yerin yerli yerinde olmasını. Su böreği. Su böreği açmış ablam. Gelir gelmez bunu çıkarttım dolaptan hemen. Buzluktan çıkardı, yiyeceğiz birazdan. Geçen hafta açtım, attım buzluğa, sen gelirsin belki diye. Evet, bak aynı kesme tahtasından. Evet. Senin yaşlılığın mı? Benim bizim yaşlılığımız olacaktı ama olamadı. Tek kaldı. Bu melek? O da benim. Kanatlandım, uçacağım. Melek gibisin zaten. Ya teşekkür ederim. Bu elmalar ne kadar kırmızı bizim. Pazarda, markette böyle değil ben elmalar. Ben bu elmaya aşık oldum da aldım, biliyor musun? Lezzeti de çok güzelmiş. Hayatım hiç Pamuk Prens, Pamuk Prensesi'nin yediği zehirli elmaya benziyor. Alırken böyle bir şüpheye düştüm aslında. Baksana. Acaba dedim ilaçlı hormonlu mu falan. Yani dedim. Rengi bakar mısınız? Starking ama elma alırken Starking al. Zeytin bunda ne? Starking. Starking elmayı nerede bulacağım ben? Alırken öyle iste. Güçlü bak. Bir bardak su alabilir miyim diyecektim, su getirdim. Ben de susadım içtim ya, sen de susamışsındır diye düşündüm. Ay sağ ol, susadım. Buyur Allah. Şekerim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Oh iyi geldi. Kimin plakları var? Valla arşivimde şöyle göstereyim. Şu
Özdemir Erdoğan en sevdiğim. Harika. Dinleriz birazdan. Bundaki şarkılar var ya, ya anlatmak değil dinlemek lazım. Değil mi? Bu Ümit Besen Nikah Masası. Oo süper. Çok eski ve nostaljik şarkılar var içinde. İşte Zeki Müren. Harika. Harika şarkılar var aynen. Plak alırken çok böyle şarkılarını tek tek inceleyerek alıyorum. En hit şarkılar olsun diye. Ajda'nın iki plak bir arada bu. Süper şarkılar var. Arif Susam. Ben biraz nostaljiyi seviyorum çünkü. Nostaljiyi ben de çok severim. bunlarla büyüdük neredeyse ve Belkıs Özener. Süper, harika. Şeyleri çok güzel içinde. Sanki bunu izlerken var ya, dinlerken Türk filmi izler gibi geliyor bana. Evet. Çok birazdan keyifli. Dinleyelim o Belkıs'ı. Belkıs. Dinleyelim. Ya şey senin balıkçı şarkın da var. Balıkçı için. Azize. Spor Odam. Çok güzel. Spordan gelince evde devam ediyorum. Harika. Düşeceksin. Bu da bisikletim. Güzel. Burada yine Aslı ve ben. Her yer fotoğraf doğru. Benim gibi mutfağı atsana. Burası balkon. Balkonu kapatmak da çok iyi yapmışsın ha. Vallahi çok rahat oldu. Bak kamp sandalyem. Kampa gider gibi her gün burada oturuyorum. Anneme de almışsın bu sandalyeyi de. Evet. Çünkü çok rahat. Güneş geliyor. Evet abla saatleri ayarlamışsın. O saatler hep öyle. İçindeki pilleri çıkardım. Çalışmıyor hiçbirisi. Değil mi? Aynı saatte duruyor. Benim kalbimin durduğu saatte. Ay canım benim. Evdeki bütün saatler 3'ü 10 geçeye ayarlı arkadaşlar. Size gelmeden önce. Maşallah. Şimdi bak. Oo süper. Ellerine sağlık. Şimdi tadına bakacağız bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo güzel tutmuş. Evet. Bak ellerine hiç suyu sağlık. Yok. İçine bak. Aa evet. Çok seviyorum ev yoğurdu. Hazır yoğurt. Ben artık hiç yiyemiyorum biliyor musun? Kaç senedir. Kaç kilodan yaptın? 2 mi? Bu 2 kilo. Çabuk bitsin, taze taze bitsin diye ben az az yapıyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. İnşallah taş tadını da beğenirsiniz. Evet. Gibi. Bembeyaz olmuş bir de. Karpuz. Ben oturuyorum. Sen yemek hazırlıyorsun abla. Dün akşam da ben oturdum. Sen yaptın. İadeyi ziyaret böyle olur. Karpuz kendime kadar olduğu için az olduğu için kusura bakmayın. Aa yeter ya. Zaten hava çok soğuk. Evet. Ne güzel soyuyor. Kıyır kıyır kıyır. Yani otelde şef olduğum belli. Salatalıkları soymandan, doğramandan, çizmenden, öyle mi her şeyden. Evet. Ya evde iş yeri kadar çok şeyli olmuyor. Biraz daha rastgele yapıp koyuyorsun ama seviyorum şeyi, düzeni. Alışkanlığın biraz şeyi oluyor yine de. Tabii. Biberler acı değil, değil mi? Değil, tatlı. Özellikle olarak aldım. Harika vallahi. Görünüş süper. Demle çayı da. Yani hazırlıksız oldu kusura bakma. Aa olur mu canım? Aç değiliz zaten. Aç değiliz ama yani yemek saati yok. İnsan bir şeyleri yemek istiyor gene. Yemeyince gece vakitli saatte çıkıyor bu sefer. Kaynasın. Kaynasın. Biz bir şeyler atıştıracağız arkadaşlar. Ben hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Yeni videolarla sizinle birlikte olacağım inşallah.
Afiyet olsun. Bakalım böreğimi bu sefer beğenecek misin? Vallahi çok güzele benziyor. Harika. Yemede yanında yat. Şimdi evde yemek olmayınca sanırım su böreğinden kurtardım diye düşünüyorum. Çok güzel. Nefis olmuş. Afiyet şeker olsun. Ama iyi ki de yemekleri yapıp da çıkmışım dün evden. Yoğurdu yaptım. Ispanağı pişirdim. Senin aslında geleceğin de belli değildi. Benim de sizde kalacağım belli değildi. Evet. Böyle bir sürpriz oldu. En azından yemek telaşında bulunmamış oldum. Hazır yemek sevmiyorum biliyorsun. Çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Bal olsun. Pıt pıt et löp löp yağ olsun. Olmasın ya, olmasın. Ben hep ince kalayım, sen şişman ol. Bak ben kendime küçük düğüm aldım. Öyle mi? Evet. Ama tadı çok güzel, ne yapayım, akşama yemem. Olsun ya, bugün karbonhidratları aldık ama sonuçta her zaman da karbonhidrat yemiyoruz yani. Çayımız süper, da oldu. Süper ötesi bir şey. Gerçekten ellerine sağlık.